Efendim dünyanın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hafta sonu gündemini konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Habertürk yazarı Oray Eğin bizimle olacak. Evet, şu anda da Oray'ı görüyorum. Oray, selamlar, nasılsın? Günaydın Oya, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Yine gündem her zamanki gibi yoğun, hem Amerika'da hem Türkiye'de. İstersen hemen başlayayım ben sorularımla. Bekliyorum. Peki o zaman. Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi yapılan bir anket var ve bu ankete göre de eski başkan Donald Trump 2024 seçimlerinde en yakın cumhuriyetçi adayın 17 puan önünde görülüyor. Şimdi ilginç açıkçası sonuç. Ancak mevcut başkan Biden'ın yeniden aday olması halinde rakiplerinin gerisinde kalması bekleniyor. Şimdi neler var bu anketin detaylarında merak ediyoruz ve Trump yükselişe mi geçti? Ne oldu sence? Ne dersin? Şimdi Harvard Üniversitesi'nin The Hill diye bir internet sitesine, önemli Washington'da etkili, biraz da sağa yakın bir internet sitesine yaptığı Cumhuriyetçi Parti'nin lideri, daha doğrusu başkan adayı kim olsun anketi bu. Ve bu ankette de Cumhuriyetçi Parti'nin gönlünden geçen Donald Trump olduğu ortaya çıkıyor. 8 ayrı aday adayının yarıştığı bir seçim kampanyası projeksiyonu sundular deneklere. Ve işte bunlardan bir tanesi Donald Trump, bir diğeri Florida valisi Ron DeSantis, Marco Rubio gibi, Mike Pence gibi partinin önde gelen isimleri de var. Daha evvel bir başkan yardımcısı da, bir diğeri de başkanlık yarışında aday olmuştu daha evvelden de. Fakat tabii aday seçilememişti. Şimdi bu isimler tekrar yarışa girmesi bekleniyor. Bu 8 kişilik kadro içinde acaba kim başkan adayı olmalı diye sorulduğunda Donald Trump'ın adı ön plana çıkıyor. Nitekim Ron DeSantis ki çok Florida valisi, işte ikinci kez bu valilik seçimini kazandı, çok popüler oldu ve partiyi arkasına alıp sürükleyeceği tahmin ediliyordu. Trump ona bile fark atmış gözüküyor şu anda. Yani aradaki fark öyle hata payının kabul edemeyeceği bir fark. Ama gelelim işin şu tarafına. Evet, Cumhuriyetçilerin gönlü Donald Trump'tan yana, ama yapılan anketlere göre Donald Trump her ne kadar Cumhuriyetçilerin gönlünü kazansa Amerikan halkının gönlünü kazanamamış durumda. Çünkü Biden'la birebir aday olduğu anda kaybediyor ve net bir şekilde kaybediyor. Hem de hata payına gerek bırakmayacak şekilde kaybediyor. Öte yandan yapılan pek çok ankette Florida valisi Ron DeSantis ya başa baş ya önde ya bir puan, bir iki puan gerisinde gözüküyor Biden'ın. Yani Cumhuriyetçiler eğer Beyaz Saray'ı almak istiyorlarsa ve Biden aday olacaksa, ki bunu da henüz bilmiyoruz, Ron DeSantis'le gitmek zorundalar. Yani mantık bunu söylüyor ama gönülleri Donald Trump'ta. Ve bu biraz aslında Cumhuriyetçi Parti'nin elini kolunu bağlayan bir durum. Gönülleri Donald Trump'ta mı gerçekten? Yani çünkü Donald Trump'ın da pek çok boğuştuğu konular var. Aslında çok yıprandı özellikle seçimi kaybettikten sonra. Yani artık Amerikan Başkanı Biden olduktan sonra pek çok konuyla ilgili sınavlar verdi. Hala istiyor mu sence Cumhuriyetçiler Trump'ı? Büyük bir bölümü istiyor, büyük bir bölümü haksızlık yapıldığını düşünüyor Cumhuriyetçilerin. Önemli bir kısmı Donald Trump'ın iddialarına, yalan iddialarına, mesela bu seçimin çalındığına, aslında bu seçimi kendisinin kazandığı gibi iddialarına hala inanıyorlar. Azımsanmayacak %20, %30'lara varan oranlarda Cumhuriyetçi seçmen Trump'a inanıyor. Böyle bir körü körüne ona bağlı bir kitlesi var Trump'ın. Ve onun karizmasına güveniyorlar. Fakat yıpranmasına rağmen hala belki seçimi kazanamayacağı ortaya çıkarsa, çünkü daha evvelden de mesela desteklediği adaylar bu ara seçimlerde problem yarattı Cumhuriyetçiler için, desteği çekebilirler. Nitekim geçtiğimiz haftanın önemli başlıklarından bir tanesi, burada Trump'ın seçilmesinde büyük rol oynayan evangelistlerin başka bir yere bakmaya başladıkları. Yani Trump'ı ilk başlarda aslında hiç kendi işte dini inançlarına, yaşam tarzlarına uygun bir aday olmamasına rağmen istediklerini yapabilecekleri biri olarak, işte yargıya istediği yargıçları bu adam atayabilir diye kullanabilecekleri bir insan olarak desteklemişlerdi ve bu evangelistlerin desteğiyle aslında Trump seçildi. Ve şimdi bu evangelistler, ki azımsanmayacak bir seçmen kitlesi bu Amerika'da, başka bir tarafa doğru bakmaya başladılar. Yeni bir aday arayışına girmeye başladılar. Çünkü Trump'la kazanamayacağını düşünüyorlar. Nitekim daha yapılacak çok iş olduğuna inanıyor Amerikan sağı. Beyaz Saray'ı tekrar ele geçirmesi gerektiğine inanıyor. Ve bu yüzden de her ne pahasına olursa olsun, yani kim kazanacaksa burada çıkarlar biraz söz konusu. Herkes kartlarını ona göre oynayacak gibi gözüküyor şu anda. Peki, biz de tabii ki merak ediyoruz şimdiden aslında ne olacak, ama senin de dediğin gibi Biden
her ne kadar pek çok hata yapsa da hala anladığım kadarıyla Amerika'nın gözdesi gibi duruyor. Ya da ellerindeki en iyi aday o mu? Yani şöyle, Trump yönelik o kadar büyük bir korku yaratıldı ki ve Biden'ın da en büyük elindeki malzeme ben Trump'ı yenebilen başkan adayıydım diye seçildi. Şimdi hala da buna inanıyor. Fakat Biden için işler iyi gidiyordu bir yıl öncesine kadar. Yani bir yılın rüzgarını arkasına alıp belki de tam bu işte yılbaşı tatilinden çıktık. Adaylığını açıklayacak. Henüz bu konuda bir açıklama yapmadı ama işler biraz da kötü gitmeye başladı Biden için son zamanlarda. Evet. Özellikle bu evinden çıkan dosyalar meselesi. Evet, tam da o konuya şimdi gelmek istiyorum aslında. Çok gözde değil, çok da gözde değil o yüzden evet. Evet, tam da o konuya geleyim madem sen de geldin. Şimdi evinde ve ofisinde gizli belgeler bulundu. Bununla ilgili konuştu. Bir avuç belge yanlış yerde bulundu dedi. Hiçbir pişmanlığım yok gibi açıklamalarda bulundu. Şimdi Amerikan başkanları hakkındaki gizli belge iddiaları da gündemden düşmüyor. Biliyorsun eski başkan Donald Trump'la ilgili de benzer durum söz konusu. Şimdi nasıl yorumluyorsun tüm bunları ve Biden için yaşanan bu gelişmeyi ve açıklamalarını tabii ki Biden'ın? Şimdi hakikaten iki örnek, iki başkanın birisi başkan yardımcısıyken Milli Arşivler Müdürlüğü'ne teslim etmesi gereken devletin güvenliğine dair bir takım gizli belgeler. Bunları Joe Biden düşünce kuruluşunun ofisinde ve daha sonra da Delaware'deki evinde garajında kilitli bir şekilde bunları unutmuş ve gerçekten burada bir unutulma söz konusu olabilir. Fakat Trump söz konusu olduğunda da Trump bu belgeleri kasten vermedi ve Milli Arşivler Müdürlüğü Trump'ı aradı, bu belgeler eksik dediklerinde ortaya çıktı. Biden ise bu belgeleri bulduktan sonra kendi avukatları bizzat Arşiv Müdürlüğü'nü arayıp bizde böyle belgeler kalmış, biz bunu size iade edelim dediler. Ama tabii iş bu kadar basit ve bu kadar masumane değil. Çünkü burada asıl skandal Beyaz Saray'ın bu meseleyi kapatmış olması ve bu konuyu sessizce Milli Arşivler Müdürlüğü'nün biraz suyuna giderek bakın biz sizi aradık, biz iyi niyet gösterdik diyerek kapatması ve kamuoyunu bilgilendirmemesiydi. Nitekim ilk belgeler bulunduğunda ve Joe Biden'ın şahsi avukatı, devletin bir avukatı değil, Joe Biden'ın kişisel avukatı iletişime geçiyor, bu belgeleri buluyor. Yani bu kişinin güvenlik soruşturmasından geçti mi, güvenlik bu belgeleri görmesinde bir sakınca var mı yok mu gibi sorular bir yana. Bizzat kendisi arıyor, 2 Kasım'da arıyor. Yani ara seçimlere birkaç gün kala arıyor ve sessizce buluyor bu belgeleri, 2 Kasım'da buluyor. Ve bu konuyu seçimlerden sonraya bırakıyorlar. Yani kamuoyunu bilgilendirmiyorlar seçimin sonucunu, belki etkiler ve demokratlara zarar verir bu belgeler diye. Nitekim de cumhuriyetçiler bunu köpürtecekler de elbette. Şimdi büyük bir yanlışlık var burada. Daha sonra Adalet Bakanlığı'nın bakın biz işbirliği yapıyoruz işte siz bizim hakkımızda soruşturma açmayın diye biraz suyuna gitmeleri söz konusu burada. Sessizce bu konuyu kapatmak istiyorlar. Yani 2 Kasım'dan bugüne kadar gelen süre içinde bu konuyla ilgili herhangi bir soruşturma açılmasın, gündeme gelmesin, kamuoyuna sızmasın diye Beyaz Saray bunu örtmeye çalışıyor. Daha sonra Delaware'deki evinde ve Rehoboth plajının yakınındaki yazlığında da araştırmalar yapılıyor. Ve Beyaz Saray çok emindi buradan bir şey çıkmayacağına. Fakat Delaware'deki evden, garajdan çıkıyor bu belgeler. Ve Joe Biden'ın çok sevdiği bir spor arabası var, bir Corvette. Bu Corvette'in yanında duruyormuş o belge. Hatta bugünlerde de soruldu ona, bu Corvette'in durumu ne olacak diye. Joe Biden dedi ki Corvette kilitli bir yerde duruyor, hiç kimse de giremiyor diyor. Yani belgelerin güvenli bir şekilde hiç kimsenin erişiminin olmadığı bir yerde durduğunu ima ediyor aslında. Ama tabii bu iş burada bitmeyecek. Çünkü Adalet Bakanı, bizzat Joe Biden'ın atadığı Adalet Bakanı bir bağımsız savcıyı bu konuyu araştırması için görevlendirdi. Ve burada Beyaz Saray biraz skandalı hazırlıksız yakalanmışa benziyor. Yani ilk başlarda evet iyi niyetle işbirliği yapıyorlar, malzeme görüntüsü veriyorlardı. Fakat şimdi bu bağımsız soruşturmanın altında nasıl bir taktik uygulayacaklar, nasıl işbirliği yapacaklar? Bu tabii henüz bilinmiyor çünkü biraz hazırlıksız yakalandılar. Ve bugün tam bütün bunlar olurken ve şimdi
bir skandalla, yani Beyaz Saray'da oturan kişi, başkanların skandala uğraması, Amerika'da soruşturmaya uğraması ve bir skandalla anılması yeni değildir. Barack Obama dışında hemen hemen her başkana böyle bir soruşturma açılmıştır Amerikan tarihinde. Fakat mesela bu krizi yönetecek en önemli isimlerden biri Joe Biden'ın Beyaz Saray'daki sağ kolu, özel kaleminden sonra yani en yetkili kişi bugün görevden ayrılacağını açıkladı. En azından bu haber duyuldu ve yeni bir şimdi beyin bulmak zorunda Joe Biden. Beyaz Saray'ı yönetecek bir kişi bulmak zorunda. Yani tam böyle bir skandalın ortasında sağ kolunu kaybetmesi de Joe Biden'ı böyle bir ortamda bayağı zayıflattı. Daha da kötüsü, bu gibi soruşturmalar hiçbir şey çıkmasa bile ülkenin işleyişini aksatıyor. Beyaz Saray'da çalışan önemli görevdeki insanların vaktini alıyorlar. Ülkeye hizmet etme ve devlet işlerindense bu gibi konularla vakitlerini harcıyorlar. Hmm. Bu da ülkenin gidişatını etkiliyor ve başkanın tıpkı Bill Clinton'ın Monica Lewinsky skandalında olduğu gibi iş yapabilmesini yavaşlatıyor, engelliyor, icraatları yavaşlatıyor. Bu da tabii ülkeye ve dünyaya zararı var bu gibi soruşturmalar. Şimdi ben şunu merak ediyorum Oray. Hem eski başkan Trump'la ilgili hem de Biden'la ilgili. Şimdi bu belgeler sonucunda ne olacak? Yani ya da bunun sonuçlanması ne kadar bir süre alacak? Ya da sonuçlanacak mı gibi pek çok soru işareti var kafamda. Ne dersin? Şimdi illaki sonuçlanacak, fakat bu gibi soruşturmalarda özellikle de bir parti adamı ve torpil görüntüsü çizmemek için Adalet Bakanlığı genel olarak karşı partiden başkanların atadığı savcı, yargıç ya da avukatlardan birini görevlendiriyor. Hmm. Nitekim Donald Trump'ın atadığı avukatlardan bir tanesi şimdi bu soruşturmayı yürütecek. Ve bu gibi savcılara da bu soruşturmayı yürütürken sınırsız yetki neredeyse veriliyor. Ve hiçbir şekilde işlerine karışılmıyor. Özel bir ofis kuruluyor. Orada kendi ekibiyle çalışıyor. Ne Beyaz Saray'dan ne Adalet Bakanlığı'ndan herhangi bir etkileşim olmasına izin veriliyor. Dolayısıyla şimdi... Tamam, istediği kadar uzatabilir bu soruşturma, istediği kadar didik didik edebilir. Yani biz bunu Bill Clinton'a 25 sene önce gördük. Bill Clinton tamamen iş yapmasını engellemişlerdi. Yani her dakika olmadık şeylerden işte bir soruşturmayı daha da uzatarak, daha da gündeme getirerek, daha da küpürterek resmen Beyaz Saray'ı kilitlemişlerdi. Şunu da unutmayalım, seçimlerin kaderini etkileyebilir bu. Dahası ara seçimlerde... Ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Cumhuriyetçilere gittiği için ve Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde zaten Joe Biden'a bir soruşturma, bir azil soruşturması açmak için fırsat aradıkları için şimdi bir intikam tamtamlarında çalınmasına neden olacak bu. Yani Temsilciler Meclisi de Joe Biden'ın yönelik bu soruşturmayı daha da köpürtmek isteyecek ve bu da Amerika'da biraz işleri kilitleyecek gibi gözüküyor. Peki, şimdi gelelim o zaman teknoloji şirketlerine. İşten çıkarmalar devam ediyor. Daha önce seninle konuşmuştuk aslında bu konuları. Şimdi son olarak Google'ın ana şirketi Alphabet 12 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Merak ediyoruz, daha ne kadar devam edecek bu işten çıkarmalar ve nedeni ne? Neden çıkarılıyor herkes? Şimdi Google'da çalışan aslında bir arkadaşımla bugün konuşuyordum tesadüfen. O da işten çıkarılanlar arasındaydı. 12 bin kişi Google'ın da dahil olduğu işte Alphabet'in her biriminden, YouTube'dan tutun Android'e kadar. Öyle tam olarak niye olduğu da neye göre seçildiği de anlaşılmamış. Genel olarak yapay zeka ve arama motoruna dokunulmamış. Fakat şirketin her biriminden 12 bin kişi bir anda işten atıldı ve şöyle hikayeler duydum. Mesela bu sabah saat 5'te bir insan uyanıyor Google çalışanı. Bir anda evindeki sistem çöküyor. Çünkü evindeki sistem Google Home'a bağlı. Google Home da işte telefonunu, evin ışıklandırmasını, işte televizyonu, her şeyi Google Home'dan yönetiyor. Birden sistem çöküyor. Çünkü şirket hesabına bağlamış bunu ve şirket hesabını iptal ettikten sonra evdeki sistem de çökmüş. Şimdi böyle hikayeler duyuyoruz bir anda. İnsanların şahsi e-maillerinden haberleri olmuş. Kendilerine bir anda sisteme girememişler. Telefonlarındaki yazılımlar aniden silinmiş işten çıkartıldıkları için. Ve niye çıkartıldıklarını da bilmiyorlar. Ama çıkartılmanın asıl bu ciddi işten çıkarmaların asıl sebebinin bir panik olduğu anlaşılıyor. Önümüzdeki sene, yani bu sene daha doğrusu Amerikan ekonomisinin biraz daha daralacağı ve kar marjlarının büyük şirketlerde, özellikle teknoloji şirketlerinde daha daralacağına yönelik bir yönetim kurulu baskısı var. Bu ciddi bir kaygı olabilir ama burada milyarlarca dolar kar eden şirketlerden bahsediyoruz.
Ve kar kaybı da çok minimal düzeyde, yani çok ufak bir karlar. Buradan ciddi bir panik yaşamak ekonominin gidişatıyla ilgili da kötü bir mesaj veriyor, bir güven vermiyor Amerikan ekonomisi. Daha da önemlisi, bu faiz arttırımlarının devam edeceğinden endişe ediyor teknoloji şirketleri ve faizle borçlanıyorlardı, düşük faizle borçlanıyorlardı ve bu borçlar sayesinde büyüyorlardı. Hmm. Şimdi bu büyüme, fazla büyüdüklerini düşünüyorlar, fazla büyüdükleri için de bir anda küçülmeye gidiyorlar ve bu tabii Google'ın resmen baltayla girdiği de girmeleri gibi bir şey, 12 bin kişinin pat diye işten çıkarılması başka şirketlere de sıçrayacağı tahmin ediliyor ve Silikon Vadisi'nde başlayan, yani Amerika'nın lokomotifi, ekonomisinin lokomotifi olan bu şirketlerde başlayan işten çıkarmalar başka yerlere sıçrarsa bu Amerika'nın ekonomisinin ve Amerikan halkının refahı ve gidişatı ve gelecek beklentileri açısından da tabii kötü bir tabloya neden olacak. Şimdi ben bu konuda Oray şunu merak ediyorum. Acaba Amerika'daki ekonomik sıkıntılar ya da şirketlerin ekonomik sıkıntıları mı bu işten çıkarmalara neden oluyor? Yoksa hani olur ya, bir şirket işten çıkarınca daha az kişiyle bu işi de yürütebildiğini fark eder. Neden bu kadar masrafa ya da zarara gireyim ki? Ben de küçülteyim o zaman, daha az kişiyle bu işi yapabilirim anlayışı mı var? Tam olarak ne olduğunu hiç kimse bilmiyor şu anda Google'ın stratejisini. Çünkü burada her birimden insan çıkartıldığı için senin dediğin doğru olabilir. Ama bir de bazı projelerin tamamen iptali söz konusu. Hmm. Mesela bazı birimleri tamamen ortadan kaldırmışlar. Yapay zeka ile ilgili ve işte arama motoru dışındaki bölümlere pek dokunmamışlar. Ama bizim bilmediğimiz Google'ın pek çok servisi var. İşte bu cloud servisler, altyapı servisleri var. Ve burada bütün ekibi işten çıkartarak mesela buralarda ne yapmak istediklerini çalışanlar da henüz bilmiyor. Yani acaba bu projelerden vaz mı geçiyorlar? Daha az iş mi yapacaklar? Çok fazla genişlemeyecekler mi? Ya da işte asıl işi olan arama motoruna ve reklama mı sadece yönelecekler? İşte YouTube'un büyümesi acaba yavaşlayacak mı gibi sorular burada söz konusu. Tabii Google'ın net bir stratejisi şu an belli ki var ama bunu kamuoyuyla paylaşmış değil. Hı. Önümüzdeki günlerde halka açık bir şirket olduğu için bunu paylaşmak zorunda olacak ve o zaman daha net bir şekilde anlayacağız. Ama şu anda acaba daralarak aynı işi mi yapacaklar yoksa bazı sektörlerden vaz mı geçecekler, bu soru havada. Peki. Şimdi farklı bir konuya geçelim. Film setinde görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan, biliyorsun, Alec Baldwin'e yeni bir dava açıldı. Şimdi savcılık Baldwin ve film setinde silahlardan sorumlu kişinin kasıtsız adam öldürmekten suçlanacağını açıkladı. Şimdi neden tekrardan böyle bir dava açıldı? Üzerinden zaman geçti. Ne dersin? Neden gündeme geldi? Şimdi bu zaten soruşturma sürüyordu ve Amerika'da bu gibi olaylar soruşturması epey uzun sürer, savcılık soruşturması. Hı. Ve mahkemeye geçmeden önce de bayağı işte bir sene, iki seneye yaklaşan, zaman zaman yaklaşabilecek ön görüşmeler, araştırmalar sonucunda mahkemeye gidilir. Şimdi mahkemeye gidilirken herhalde savcının bulduğu iddialardan bir tanesi şu: Alec Baldwin'in de bu konuda bir sorumluluğu vardı. Alec Baldwin bu tecrübeli bir aktör olarak eline aldığı silahı kontrol etmeliydi ve bu yüzden de görüntü yönetmeninin ölümünde bir sorumluluğu var ve bundan dolayı da yargılanmalı diyordu. Daha evvelki bütün yorumlara göre Alec Baldwin'in bu konuda bir dahli yoktu. Tamamen kendisine bir setteki silah koordinatörünün hatası dolayısıyla, yani o kendisini ona teslim etmişti. Şimdi bu konuda da uzmanlar ikiye ayrılmış durumda. Biraz Alec Baldwin'e fazla suçlayıcı bir yaklaşım olduğunu iddia ediyorlar. Hakikaten de Hollywood setlerinde aktörler birer neredeyse robot gibidir. Kendilerine söyleneni yaparlar. Şunu giyeceksin derler, çoraplarına kadar, işte saçlarının nasıl taranacağına kadar. Buna hep başkaları karar verir. Hmm. Ve onlar da ellerine işte o silahı verilir. Böyle ateş at işte denir, şurada dur denir, elini böyle tut denir. Ve tamamen talimatla kendi inisiyatiflerini pek kullanmadan yaparlar. Şimdi burada Alec Baldwin'den bir kendisine teslim edilen tabancayı açıp kontrol etmesi beklemek biraz haksızlık gibi gözüküyor burada. Ama savcının yorumu o yönde değil. Hmm. Tabii bu mahkemeye taşınınca burada şunlar da var. Bir takım işte daha evvel Alec Baldwin'in verdiği işte soruşturma sorgulamalardaki ifadeler ortaya çıktı. Orada bazı acaba çelişkili açıklamalar var mı? Alec Baldwin konuyu kapatmaya mı çalışıyordu gibi. Bu konu biraz çok köpürtülmüştü. Şunu da unutmayalım. Alec Baldwin çok kutuplaştırıcı bir figür Amerika'da. Özellikle Amerikan sağı muhafazakarlar nefret ediyor. Donald Trump'ın da çok taklidini yapmıştı, çok alay etmişti Trump'la. Öyle de bir nefret objesi var. Bunun politik bir altyapısı da olabilir. Ama bak, yani mahkemeye çıkması Alec Baldwin'in başını ağrıtacaktır. Buradan bir ceza alıp almayacağını şimdiden öngörmek zor.
Tüm cümlelerin arasında öne çıkan aslında çok önemli mesajlar vardı. Eminim izleyicilerimiz de çok net anlamışlardır konuyu. Şimdi farklı bir konuya geleceğim aslında. Ekonomi bir nevi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin son günlerde yumurta fiyatlarındaki artış gündemde çok konuşuluyor. Ülke genelinde yumurta fiyatları 2-3 kat artmış durumda. Şimdi yumurta krizi mi yaşanıyor? Ne oluyor? Neden böyle? Zira bizde de belli durumlar var ama anladığım kadarıyla sizde durum çok çok daha vahim. Oya çok ciddi bir yumurta krizi var ve bunu da abartarak söylemiyorum. Çünkü herkes yumurtadan bahsediyor. Özellikle New York'ta, yani market raflarında yumurta bulmak mümkün değil. Bulunca da fiyatı o kadar arttı ki özellikle belli tür yumurtalar, işte serbest dolaşan tavukların ya da organik yumurtalar zaten çok az geliyor. Geldiği gibi bitiyor. Bulanlarda bir servet, yani şöyle söyleyeyim, 12 tane yumurta 10 dolar, 12 dolar, yani 180-200 liraya almak mümkün burada. O fiyatlara çıkmış durumda. Daha evvel bunun yarısıydı çok kısa zaman öncesine kadar ve giderek de katlanıyor. Ve herkes de birbirine aman yumurta kırıldı, işte servet gitti gibi espriler yapıyor. Ve gerçekten de bir böyle en kıymetli şey oldu bir anda. Ve biz bu pandemi sırasında hiç böyle şeyler yaşamadık. İşte marketlerde hiçbir gıda eksikliği olmadı. Ciddi, yani bütün ülke kapanmışken herkes makarnalar stokluyordu, konserve yiyecekler stokluyordu evinde. Hiç böyle bir eksiklik olmadı öyle bir zamanda bile, yani raflarda bir yumurta eksiği olmadı. Ama şu anlaşılıyor, bir kuş gribinin tavukları etkilediği ve bundan dolayı da aslında dünya çapında, İngiltere'nin de bundan dolayı etkilendiği, Hollanda'nın da etkilendiği ve tavukların iyileşmesinin ve yeni tavukların yumurta üretmesinin aylar süreceğinden dolayı bir geçici sıkıntı olduğu tahmin ediliyor. Tabii tedarik zincirindeki problemler de buna etken ama en az bir 2 ay 3 ay sonra kendine gelecekmiş bu yumurta sıkıntısı. Çünkü tavuklar o zaman yumurta verecekler ve fiyatlarda biraz normale inecek gibi gözüküyor ama şu anda gerçekten markete gidiyorsunuz, özellikle belli türde iyi kalite, iyi besili tavukların verdiği yumurtaları bulmak mümkün değil. Bulunca da çok pahalı, kapanın elinde kalıyor. Hatta birçok markette iki düzineden daha fazla alma yasağı var. Yani daha fazla alamıyorsunuz. Bir de biliyorsun Amerika insanlar, büyük aileler, büyük evler var burada. İnsanlar çok fazla alırlar, stoklarlar böyle bir ülkede. Şimdi böyle daha evvel tuvalet kağıtlarında böyle satış limiti vardı. Şimdi yumurta da var. İki kartondan daha fazla alınamıyor pek çok markette. O da bulabilirsiniz zaten. Anladım ama herhalde anladığımız kadarıyla kuş gribinin dediğin gibi etkisi olabilir. Peki başka herhangi bir konuda bu kadar sıkıntı yaşıyor mu Amerika, yoksa sadece yumurta konusunda mı böyle? Şu anda en büyük sıkıntı yumurta konusunda. Çünkü işte özellikle bu kuş gribi doğrudan tavukları etkiliyormuş. Diğer kuşları da etkiliyor ama en fazla tavukları etkiliyor. Ve pek çok tavuğun verdiği yumurta da dolayısıyla işte hastalıktan dolayı çöpe gittiği için burada bir tedarik zincirinde problem yaşandı. O kadar da kolay vermiyorlar yani her dakika. Fakat şöyle hikayeler de çıkıyor. Horoz almaya başlamış insanlar, tavuk almaya başlamışlar yumurta versinler diye. Yani kendi kendilerine birden böyle bahçeli ev olanlar böyle bir hayvancılığa da girmiş durumda. Amerikalılar böyle şeyleri severler. Ama tabii bakalım ne kadar zaman sürecek. Çünkü gözle görülür tek sıkıntı şu anda ve hatta esprilere neden olan konuda biraz bu yumurta eksikliği Amerika'da, ama ciddi bir problem. Peki Oray, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizimleydin. Düşüncelerini, fikirlerini, yorumlarını bizimle paylaştığın için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle diyelim.